Merhaba sevgili dadaşlar, sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar ve sevgili hemşehrilerim. Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte Kırklareli Belediyesi'nin düzenlediği ve Erzurumumuzun, güzel Erzurumumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümüyle ilgili düzenlediğimiz bu geceye hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yıllardır bir aradayız, iç içe yaşıyoruz. Asla kimsenin kimlik bilgilerine bakmıyoruz. Onun için ben özellikle sevgili hemşerilerim dedim. Dadaşlar dedim, dadaş, arkadaş aynı kökenden geliyor, arka taştan geliyor. İşte savaşların çok yoğun olduğu, kılıç ekiplerinin olduğu dönemde arkaya taş bağlanırmış düşmandan korunmak için. Arka taş, zamanla arkadaş, dadaşa dönüşmüş. Biz Erzurumluları çok seviyoruz. Bir aradayız. Gelenekleri, görenekleri, kültürleri yaşatmak gerçekten çok önemli. Köklerimize, kültürümüze sahip çıkmak çok önemli. Siz yıllardır, siz, biz ayrımı yapmadan söylüyorum, Kırklareli'de hemşeri olarak bir arada yaşıyoruz. Ben çoktandır Erzurum'a gitmemiştim ama bu videoda hatırladım. Tabii cağ kebabını biz Yaşar abiyle sevdik. Yaşar abi burada. Abi lütfeder misin? Şöyle gel lütfen. Biz bir aradayız. Sevgili Cağ'ın tadını Yaşar abimle aldık, kaynaştık. Doğrusu kadayıf dolmasını özlüyorum. Daha önce Erzurum'da çok yemiştim. Burada biraz önce de gördük. Sevgili dostlarımıza biz iç içe yaşıyoruz. Erzurum'un önemi gerçekten çok büyük. Kurtuluş Savaşı'nın örgütlendiği, Cumhuriyet'in temellerin atıldığı çok önemli bir kent. Dene Hatun'un ve arkadaşlarının yaptıkları asla unutulmaz. Onlar bizim yüreklerimize en güzel yerde geleceğe kadar korunacaktır. Hele hele Kazım Karabekir denince çok önemli bir yeri vardır Türk tarihinde. Mustafa Kemal'in işte padişaha karşı isyan ettiği ve silahlı kuvvetlerden istifa ederek sivil hayata başladığı dönemde konurdu komutanı Kazım Karabekir. Ve Mustafa Kemal'in yanına geliyor. Acaba Mustafa Kemal tutuklanacak mı gibi bir duygu seli içerisindeler. Ama Kazım Karabekir kendine yakışanı yapıyor. Bir topuk selamını çakıp paşam, ben ve kolordum emrindeyiz diyerek Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştirmiştir. Hepsi ışıklar duysun, ruhları şad olsun. Sevgili Yaşar abimi ben çok seviyorum. İlişkilerimiz gerçekten çok güzel. Zaman zaman bir araya geliyoruz, cağ kebabını yiyoruz, sohbet ediyoruz. Onun sayesinde birçok dostumuzu tanıdık, dostluklarımızı geliştirdik. Esat kardeşim oradan bakıyor. Dostlar burada tek tek saymayayım, sayamadığım gönül koymasın. Aramızda sevgili federasyon başkanımız var Ahmet Bey. Biraz önce bu güzel çocuklar oyunlarını sergilerken dedi ki başkanım bar savaşa hazırlık anlamındadır. Biz tabii ki Mustafa Kemal'in günümüzdeki temsilcileriyiz. Dünyada barış, yurtta barış anlayışının günümüzdeki temsilcileriyiz. Ve Mustafa Kemal'in dediği gibi koşulları oluşmadığı sürece savaş bir insanlık suçudur. Cinayettir. Barış, barış, barış diyorum. Ve bu plaketi sizin adınıza sevgili Yaşar abime takdim etmekten büyük onur duyuyorum. Bakın burada atamızın silüeti var. Ve burada da barışı simgeleyen güvercinimiz var. Sevgili abim, barışı, evet, barış ortaklaşa kabul ediyoruz. Biz de acizane sizlere bir hediye vermek istiyoruz. Söz hakkımı kullandım başkanım. Ben artık herkese merhaba diyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerimize ve sanatçı dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Birazdan sevgili sanatçı dostumuz Harun Atmaca bizlerle birlikte olacak.
Ben hepinizin adına sevgiyi, saygıyı, kültürü sembolize eden bu çiçekleri de Yaşar abime takdim etmek istiyorum. 12 Mart'a geldiğinde günler dalaşır, kürtleyerek o acı dolu günlere son verdiği ve tarihe mühür vurarak tarihin akışını değiştirdiği, destan yazan kahramanlarımızı anmaya, kutlamaya, şehitlerimizi yad etmek için buradayız. Sizler de iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. İstiklal Marşı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrinin ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükreği sel gibiyim bendim çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayatsız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastırın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin gözüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok hizmetler. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl döneminde gerçekten bir kez daha bizleri coşturdu sevgili Saliha. Yani sana baktıkça herhalde bütün korkularımız aynı şeyi düşünecektir. Türk çocuğu, Türkiye Cumhuriyeti her yüzyılı yaşadıkça, ecdadını tanıdıkça bu asil kanında bu İstiklal Marşı onun mayası olmaya devam edecek. Tebrik ediyorum seni. Söylemek istediğin bir şey var mı? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ne mutlu Türk'üm diye. Alkışlar veriyoruz seni. Tabii. Çok teşekkür ederiz. Harun Atmaca geliyor. Hepinize güzel bir müzik ziyafeti diliyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Thank you.
ezeline yazan. Şimdi
arkadaşlarımın sesinin güzel olduğunu biliyorum. Biraz sonra ne ağlarsın benim Zülfü Siyah'ımı beraber okuyacağız. Bunu da hatıra olarak YouTube kanalımda yayınlayacağım. Harun Akbaca TV. Abone değilseniz abone olabilirsiniz öyle. Tabi Ramazan münasebetiyle hem Erzurum'un kurtuluşu hem de Ramazan'dayız. Bir gel gör beni aşk eyledi diyelim. Bir Yunus Emre diyelim efendim. Ne dersiniz?
Ah hele bağı bülür, dağı bülmez sevdiğim, ağlamayı bülür, gülmez sevdiğim. Esas kolay yarı bülmez sevdiğim, üzeri de tezek dokanım ha. Ah bizim eller ah. Hele Reyhan'ı bu dert yer bitirir, ya bu dünya yarın alır götürür. Tandır yakmış şimdi belki oturur, dumanı bacadan çıkanın var. Ah bizim eller ah. Yeah.
Teşekkür ederim, sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz Eda Hanım. Teşekkürler efendim, sağ olun. Çok değerli müzisyen arkadaşım, değerli abi Ali Balı da aramızda. Hoş geldiniz Ali abi. Gönül durmasın, çiğnerim, gönül durmasın.
Altın morsum
İlk TRT Müzik'te yer
yayınlandı. İnanın bir ayda izlenme rekoru kırdı. Bir YouTube'a düşünce milyonlar izledi. Daha sonra Tsunami okuduk. Erzurum'da bir klip çektik. Şu anda 40 milyonu aşkın bir izlenmeye sahip. Tsunami türküsü. YouTube'a girip bakabilirsiniz. Facebook, Instagram, TikTok hepsinde Harun Atmaca TV olarak. Yani TV unutmayalım. TV de var yanında. Ne istekler var. Sayın Vekilim, sizin sevdiğiniz türkü mesela ne var böyle aklınızdan geçen? İç Anadolu, yani çok şükür repertuarım var epeyce. Neşet Baba'dan olur, Mahsuni Baba'dan olur. Efendim, böyle içinizden geçen. Tabii, işte geliyorum çeşmesi var. Önümüze bağlı, hadi sıralarınızı alalım. Önümüze dağlar sıralansa da, sıralansa da. Sermayem derdimdir, servetim ahım. Karardıkça bahtım, bahtım karalansa da. Sermayem derdimdir ey dost, servetim ahım. Karaldıkça bahtım karalansa da.
yüzleri dost, özleri düşmandan usandı. Hem yüzleri dost, özleri düşmandan usandı. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelmekteyiz. Bana sorarsanız, böyle güzel nezih seyirci bulmuşken sabah güneş açana kadar okuyabilirim. Kırmızı gün her dem olmaz, yaralar melhem bulmaz. Balam nemim, yavrum nemim. O tabiften derman gelmez, o biraz
Napoli her gün iş çıkışı meyhaneye gidiyorum. İçkisini yudumlayıp yorgunluğunu atıp evine çekilecek. Bir gün meyhaneye girdiğinde daha yerine otururken bakıyor ki içeride Yeni Zelandalı askerler var. Alkol duvarını açmışlar. Meyhanede rahatsızlık yaratıyorlar. Ama kimse onlara çıkıp da dur diyemiyor. Ama Ali bu. Dedik ya, Arap Ali. Arap Ali yerinden kalkıp Zelandalı askerlerin üzerine gidiyor. Evet, sen Beyaz Ali. Yerinden kalkıp tekme tokat o sömürgeci askerleri meyhaneden dışarıya atıyor. Meyhaneci yanına geliyor. Diyor ki, Ali, bunlar kötü insanlar. Bunlar sana zarar verirler. Lütfen meyhaneyi terk et. Ama dedik ya, Ali bu. Hayır diyor. Yerine oturup keyfini sürdürmeye devam ediyor. Ertesi gün iş çıkışı yine Ali oraya geliyor. Siparişini veriyor. Daha başlamadan önce meyhanenin kapısı açılıyor. Ellerinde süngüleri takılmış tüfekleriyle Yeni Zelandalı askerler içeriye giriyorlar. 7 asker. En öndeki asker süngüsünü Ali'ye saplıyor. Ali yere düşüyor. Boğuşmaya devam ederken diğer 6 Yeni Zelandalı asker de Ali'ye hücum ediyorlar. Ali yaşamla ölüm arasında gidip geliyor. Toplumda korku salmak için o Yeni Zelandalı askerlerden biri Ali'yi ceketinin yakasından yakalayıp sürükleye sürükleye Mausa limanına taşıyor. Ali yaşamla ölüm arasında gidip gelirken limana çığlık çığlığa Ali'nin karısı geliyor. Ve derken tökü başlıyor. Okusanız ben de bu eseri güzel bir şekilde düet yapsak demek ki gerçekten güzel olurmuş. Yapalım mı? Tamamdır. Başkanımızdan söz alalım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yeni bir düet yaptık. Geçen hafta çıktı. Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu. 50 tane dernek bize bağlı. Ben de kültür ve sanattan sorumluyum. Zaki Başkanım da sizlere selam verdi. Gelemedi, aslında onlar da gelecekti. Orada da yoğun bir program var. Efendim, her şey gönlünüz olsun. Gerçekten keyifli bir akşam yaşamak. Başkanım inşallah bir dahaki konser kahvaltı yaparız beraber. İnşallah. Çok sağ olasın. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çiçek mi var? Pekala, olmayalım. Çiçekten sorumluyum. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, emeğinize sağlık Sayın Harun Amca. Günün arasına çiçek ve kraket takdim etmek üzere Kırdeli Milletvekilimiz Sayın Meclisi Gündoğdu'yu sahneye davet ediyoruz. Değerli konuklar, burada birçok arkadaşımız var. Sevgili arkadaşlar diyeceğim. Çünkü baktığımda Hasan orada, karşıda Hüseyin, Esat abi ve sizler. Hepiniz bu güzel geceye katkı verdiniz. Ben bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Çok yıllar önce yeni böyle ilçe başkanı olmuşum. Yollarda geziyoruz. Seçimler var. Arkadaşlar dedi ki, ya başkanım, gel şurada bir dernek var, oraya da gidelim. E tamam, baktım, Erzurumlular Derneği'ne girdik.
Çağ kebabımız. Neyse oturduk. Baktım Yaşar abi geldi. Biz de çok genç zaman. Hoş geldiniz dedi, hoş bulduk dedi. Herhalde 2006'ydı. 2007, tam hatırlamıyorum. Bize ikram etti. Yedik, karnımızı doyduk. Başkanım dedik, yani bayağı kalabalıkız. Neticede ne dedi, ne dedi? Ya gidin bakın işte dedi. Para mı isteyeceğiz sizden? O gün o gündür, bugün bugündür. Allah razı olsun. Ne zaman başımız sıkışsa, ne zaman bir derdimiz olsa, hem az önce ismini saydığınız arkadaşlar, hem Yaşar abi bizlere sahip çıkmıştır. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum ona. Kısmet oldu. Gerçekten çok güzel bir yer. Ve oradaki o duyguyu, düşünce setini, oradaki dadaşları gerçekten unutmamız mümkün değil. Kaldığımız üçer gün boyunca bize her türlü yardımı yaptılar. Gittiğimiz hangi iş yerinde hiçbir şekilde boş çıkmadık. Sadece bir lira taşı tespihimiz eksik kalmış Yaşar abi. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Bizim hemşerimiz olan ve Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk nüfus silahının verildiği yerdir. O yüzden de her zaman başımızın üstünde yeri vardı. Ama bu güzel geceyi, güzel sesleriyle, güzel türküleriyle bizlere yaşattığınız için sevgili Arnavut'a ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgiler, saygılar diyorum. Başka bir gecede buluşmak umuduyla her şey yolunuz olsun. Hayırlı geceler. Ağzınıza sağlık.